Hocam, herkesin tek eşli olduğu bir dünyada olsaydık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar hiç olmayacak mıydı? Zeynep'in sorusu. Evet. Zeynep, bak, canlı yayında cevap veriyoruz. İlgisi yok. Niye? Şimdi biz mesela Covid nedeniyle evlere kapanıyoruz, işte değil mi? Sosyal mesafe, hijyen, maske. Bunları niye yapıyoruz? Covid denen bir virüs var. Fakat biz birbirimize çok fazla görüşürsek fazla hızlı yayılıyor ve baş edemeyeceğimiz bir sağlık sorunu olur. Gene yayılacak. Fakat kontrollü ve yavaş yayılırsa hem tedavi edebileceğiz, hem orada aşı gelecek, bilmem ne olacak. Virüs hakkında bilgimiz, görgümüz azalacak ve bunu daha rahat atlatabileceğiz. Bu tip salgın hastalıklarda temel önlemlerden bir tanesi mesela tecrittir. O hastalığı geçen insanları bir yere işte tecrit edersin, izole edersin, işte diğer insanlarla görüşmesi kesersin vesaire. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda insandan insana bulaşan şeyler olduğu için kontrolsüz cinsel ilişkilerde illaki sayıları, miktarları artar. Ve evet, insanların genellikle her seferinde tek eşli oldu. Yani ömrü boyunca tek eşli değil de her seferinde bir kişiyle beraber oldu ama ayrıldıktan sonra başka kişilerle de beraber olabildiği toplumlarda bu tip hastalıklar elbette ki daha az yayılır. Ama herkesin teorik olarak aynı kişiyle ömür geçirdiği ve başka da hayatında kimseye yan gözle bakmadığı son derece bir adanmış bir toplum düşünelim. Böyle bir toplumda bile arkadaşlar bu hastalıkların büyük bir kısmı virütik ve mikrobik olduğu için yani belli bir mikroorganizma tipiyle ya da virüs tipiyle oluşturulduğu için bu sadece cinsel yolla değil bir sürü yolla geçecektir az da olsa ve mutasyonlara kendini çoğaltmak için başka başka yollara her biyolojik varlık gibi başvuracağından muhakkak yeni versiyonları çıkacak ve daha az sayıda olsa da insanları tehdit etmeye devam edecek. Tabiatın temel kuralları arasında adına bizim hastalık dediğimiz ve kötü addettiğimiz şey aslında kötü değildir. Sistemi dengeye getirmek için birbiriyle etkileşen milyonlarca bileşenden sadece biridir bizim hastalık dediğimiz şey ve aslında sistemin bütünü açısından işleyişe katkısı anlamında olumlu ve iyi bir şeydir. Ha, kişisel olarak bizi sıkıntıya sokabilir, işlerimizi bozabilir, hatta hayatımıza son verebilir birçok hastalıkta olduğu gibi. Ama ve lakin bu onların biyolojik anlamda kötü olduğu ya da onları eradike edebileceğimiz yani sistemden, popülasyondan, toplumdan kazıyıp atabileceğimiz anlamına gelmez. Ne yaparsanız yapın bir şekilde bu zührevi hastalıklarda olacak ama akıllıca insana uygun, tedbirli bir şekilde bu hastalıklara karşı önlem almanın tabii ki etkileri tartışılmaz. Tek eşlilikte bu önlemlerden en önemlilerinden bir tanesi. Bu arada monogami tek eşlilik deyince genellikle gerici kabul ediliyorsunuz ama hani gerici demeyin diye bari serial monogami diyeyim. Yani her seferinde bir kişiyle beraber olun, coşmayın. Çünkü insanın kapasitesi sınırlıdır arkadaşlar. Kendinizi germenize gerek yok. İnsanın açlığıdır genellikle hastalıklardan bu kadar büyük tokat yemesinin sebebi. Cinsel hastalıkların bir dönem frenginin falan Avrupa'da ortalığı kasıp kavurması, özellikle bu seks işçiliğinin kolay para kazanma olarak keşfedilmesinin ardından kontrolsüz derecede patlayan ve insanların "Aa, bundan hastalık bulaşıyormuş" dediklerinde aslında çok geç olmuş olduğu bir dönemde işte orta çağ sonrası dönemlerde vesaire gördüğümüz bir mesele 20. yüzyılın başlarında. Mesela bugünkü Covid meselesinde de sıkışık yaşamamızın buna neden olduğunu hep söylüyoruz. Şehirleşmenin çarpık olduğu. Çünkü bir burada da güvene, bolluğa, elime atayım hemen istediğimi alayım'a doymuyoruz ya. O doyumsuzluk bu şehirler dediğimiz kalabalık ortamlara tıkış tepiş olmamıza neden oluyor. Bundan dolayı da bu tip salgınların etkisini çok yaşıyoruz. Sorudan acık saptım. Ama vermek istediğim mesajı verdiğimi düşünüyorum. İnsan hastalığın tabiatını anladığında onu ne silebileceğini, ne ondan kökten kurtulabileceğini, onun böyle bir tek versiyonuyla yaşamaya mahkum kalmadığını anlayacak. Hastalık dediğin şey sürekli evrilecek, o olacak, bu olacak ama akıllıca önlemlerle yaşadığımızda, insanca yaşadığımızda bunların hepsinden maksimum korunabileceğiz diye düşünüyorum. Yorumlarda birçok geçmiş olsun var. Aa, evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sinüs yükseltme operasyonu diye bir operasyon geçirdim. Diş hekimliği okuyan varsa bilir. Şu anda yapmış olmalı. Yani biraz kanlı fışkılı bir görüntü. Ben ondan oldum. Sağ tarafa. Şimdi bir tane de sol tarafa yapacaklar. 10 gün kadar sonra. İşte zamanında fazla işte fabrika ayarlarına uygun beslenmediğimiz için başlıca. Ve biraz benim garip müzikle alakalı alışkanlıklarım yüzünden dişimi böyle çok fazla gitar çalarken birbirine vurmak, ritim tutmak ve sıkmak gibi alışkanlıklar galiba
Biraz örselemiş. Tabii biraz da genetik bileşeni varmış falan filan ama neyse çok şükür ki çaresi olan bir şey. Dişleri tutan kemiklerin incelmesiyle alakalı bir operasyondu. Bu arada maalesef öğrendiğim şey Türkiye'de çok sık yapılan bir operasyonmuş. Yani çok fazla karşılaşılan bir durum. Erkeklerde biraz daha fazla. Nedenini tam bilmiyoruz ama ben yine muhtemelen beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Zaten birisi bir aralar sormuştu derste bir arkadaşımız. Ya dedi bu ilkel zamanlardaki insanlarda diş fırçası, diş macunu da yokmuş. Onlar nasıl yaşıyormuş falan filan. Ben de dedim ki yani o zaman bu yediğimiz çerçöp hiçbir şey yoktu. Bu kadar kompleks karbonhidratlar, tartarlar yapacak, efendim işte bakteriler ağzımıza yuvalayacak şeyler. Tabii ki yine dişler çürüyordu muhtemelen. Yine yenen bir şeyler ağızda birikiyordu ama bu zamanki esas sorun bizim beslenme alışkanlığımızla ilgili. Ben tabii insanın fabrika ayarları meselesinde jeton düşene kadar 35 yaşına gelmiştim. Dolayısıyla ne arıza olduysa ondan önce olmuş muhtemelen. Şimdi tabii inşallah biraz daha dikkatli yaşamaya çalışıyoruz. Önemli olan uzun yaşamak değil, kaliteli yaşamak. Bunun için de insanın fabrika ayarları, ürün yerleştirme. Tavsiye ettim. 3. cilt. Ona göre. Sınırları aşalım. Bugün bir seminerim vardı da orada kullanmıştım. Yanımda kalmış. Çok kişi de görmeye başladım kitabı ellerinde. Özellikle kendi çevremde de paylaşmaya başladılar. Ya bir de bunu hesaplamamıştık ama şey gibi oluyor. Şekerci dükkanı gibi oluyor. Şuraya yan yana paylaşınca şikir şikir renkleri gözüküyor ya. Enteresan bir şey. Ben bu arada kafayı buluyorum. Burada benim bütün kitapları topladım. Göstereyim mi? Bak burası benim komple külliyat. Şöyle duruyor. Şöyle göstereyim. Şeker gibi. Şu kitabı arkadaşlar boşuna aramayın. Bu kitap yok. Nadir kitapta falan filan buna 250 lira falan fiyat çekiyorlarmış. Etmeyin gitmeyin. Çünkü bu gördüğünüz arkadaş, şu gördüğünüz arkadaşın önceki hali. Arada çok bir fark yok. Hatta bunda fazlası var. Buna eklenmiş bölümler var. O yüzden hiç strese girmeyelim. Hani koleksiyon değeri falan filan olacak derseniz onu bilemem ama şu anda yeryüzünde zannediyorum bundan sadece 400 tane falan civarında kalmış olmalı. Türkiye'nin tamamında hatta birkaç tane de yurt dışında var onu biliyorum. Artık bir ara meşhur olursak müzayede de falan okutabilirsiniz, bilemiyorum artık. İnsanların çılgınlığının bir sınırı yok. Evet, bu kadar şişinme yeter kitaplarımızda. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok özel bir şey. Yani ben bu kitaplara bakarak hakikaten şişinmek, kendimi doldurmak için değil ama daha yapabilecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu ve ne kadar çok işimiz olduğunu görmek için ara ara bunlara bakıyorum. Çünkü daha çok fazla yazmak, daha çok fazla konuşmak lazım. İnşallah ömrümüz oldukça devam edeceğiz bakalım.